Selamlar, sevgiler, merhabalar arkadaşlar herkese. Düşündüm arkadaşlar, ne anlatayım? Linux ile alakalı olarak bir konu ele alayım dedim. Özgür olmak mı, Linux kullanmak mı, hangi Linux'u seçelim vesaire düşüncelerle böyle bir kanaat oluştu bende. Linux'te ne kadar özgürüz, ne kadar özgürlüğe bizi götürüyor diye düşündüm. Şimdi arkadaşlar bir ufak giriş yapayım ben şimdi. Şimdi evveliyatında hepimiz belki birçok çeşitli Linux dağıtımları kullanıyoruz. İşte Ubuntu var, Linux Mint var, efendim Manjaro Linux var, MX Linux var, OpenSUSE var vesaire var da var. Ancak onunla Linux dağıtımcılarının yaptığı Rolling Release sistemler ne yapıldıysa biz onların ekseninde kullanmak durumunda kalıyoruz. Eklenen uygulamalar, depolar vesaireler hali hazırda her şey istediğimiz gibi seçeneklerde bir dağıtım seçip indirip kuruyoruz ve kullanıyoruz. Ancak şöyle bir durum da var. Mesela çok yalın olan tabandan kurmak, yani Linux işletim sistemini tabanından kurmak. Bunu nasıl ele alalım? Şöyle anlatayım. Ben açtım, daha evvelden hazırladım. Şimdi Debian, biliyorsunuz Ubuntu Linux işletim sistemi olsun, işte Linux Mint olsun, Debian temeli almıştır. Arch Linux, Manjaro, Arch Linux'ü temel almıştır. Cinto dağıtımları var, birçok adı aklıma gelmiyor şu an. Slackware var, Porterus biliyorum. OpenSUSE, SUSE olarak da ücretli dağıtımı var. FreeBSD, birçok dağıtım, bu Unix ayrılıyor gerçi. Tam böyle Linux olarak nitelendirmiyor kendisini, Unix olarak. Hatta Apple'ın, iOS sistemlerin FreeBSD üzerinden yapıldığı da bilinmekte arkadaşlar. Red Hat var, ücretli bu da arkadaşlar, ama Red Hat tabanlı sistemler, Rolling Release sistemler var. Ben buradaki temel amacım, yani Linux işletim sistemlerini yalın olarak, saf olarak, sadece sizin kontrolünüzde kurarak, kullanarak şekillendirilebileceğinin anlayışını dile getirmeye çalışıyorum. Yani şu anda bir DistroWatch'a gireyim buradan şimdi. DistroWatch.com, evet. Biraz evvel girişte de bahsettiğim gibi burada hit sıralaması olan işte dağıtımlarımız var, dağıtımlar var. 1 MX Linux, 2 Manjaro, 3 Mint, Ubuntu, Debian devam ediyor. Elementary, Solus, Zorin. Yani bunlar arkadaşlar, örneğin Manjaro'ya gelelim örneğin buradan. Şuradan mantıken baktım, ne diyor? Temel Arch diyor arkadaşlar burada. Yani burada Arch Linux'ü yalın taban olarak almış ve üzerine geliştirmeler yaparak ilk ve son kullanıcı için hazırlanmış bir şekilde bizlere sunuyorlar arkadaşlar. Burada geliştiricilere bakıyorsunuz. İşte kökeni Avusturya, Cermani, Almanya, Fransa. Şimdi arkadaşlar, yani dağıtımları tamam, güzel, hoş, her şey yerli yerinde, ama ne kadar özgür olduğumuz burada ben tartışılır diye düşünüyorum. Yani bir kapalı kaynak, yine örnek verecek olursak, hani konuyu açar. Windows işletim sistemi veya Mac OS işletim sistemleri nasıl kapalı kaynak oldukları gibi, özgür olmadıkları gibi, belli bir himayede kalıyorsunuz yazılım ve programsal olarak. Ne kurduğunuzu bilmiyorsunuz ya da update yaparken neler geldiğini, neler yüklendiğini sisteminizde, neler olduğunu bilemiyorsunuz. Arka planda neler olduğunu. Buradaki mantalitemi aşağı yukarı sanıyorum bu girişimden anlamışsınızdır. Yani saf yalın sistem kurmak, bir Arch olsun, Arch Linux veya Cinto Linux, işte Slackware Linux, OpenSUSE Linux, FreeBSD olabilir, Red Hat taban, Red Hat tabanlı Rolling Release olanlar var. Onların bakarız birazdan veya sonraki videolarda da ele alırız. Yani DistroWatch da bu dağıtımlara bağımlı kalmak değil amaç. Yani
amaç burada yalın internet, özür dilerim, yalın işletim sistemini kurarak sadece kendimiz yapılandırabileceğimiz ya da işte update edeceği depolara kadar kendimizin yapılandırabileceği yalın işletim sistemleridir arkadaşlar. Debian, Arch ve diğerleri vesaire. Dolayısıyla arkadaşlar yani bir dağıtım dağıtıma himayesinde kalmak, onun kuralları çerçevesinde kalmak tabii ki bilinen forum desteği olan vesaire dağıtımları şey yapmak istemem ama bir Debian, saf bir Debian kurduğunuz zaman Debian temelli olan işte Ubuntu, Mint vesaire diğerleri hızı bariz olarak fark ediyorsunuz. Yani kullanırken veya uygulamalar açılırken vesaire yalın bir işletim sistemi olduğu izlenimini kesinlikle size vermekte arkadaşlar. Güvenlik bağlamında da birçok tabii ki güvenlik yöntemleri var, yine uygulanabilir. Güvenlik bağlamında da gerçekten çok etkili. Linux zaten kendisi etkili, virüs çalışmıyor vesaire, işte birçok içerik Windows'taki gibi çalışmadığı gibi. Yani buradaki benim temel gayem, amacım yalın internetin, yani yalın sistemlerin, özür dilerim, bilgisayarlarımıza kurulabiliyor olması, kullanılabiliyor olması, tercih edilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Yani DistroWatch'a girip dağıtımları inceleyin arkadaşlar. Tam kim hangi tabanı kullanmış. Mesela Ubuntu'ya girelim. Böyle ben ara ara incelerim. Mesela temel ne diyor? Debian. Yani buradaki Debian sistemini temel almış. Üzerine kendisi geliştirmiş. Dolayısıyla herkese sunmuş. İlk ve son kullanıcı odaklı. Depoları, işte uygulamaları vesaire yapılandırarak, konfigüre ederek tüm dünyaya sunmuşlar arkadaşlar. Kötü bir şey mi? Hayır, değil. Yani ben burada sadece yalın sistemin kişileri ve ilk veya son kullanıcı veya sıfırdan kendini yetiştirecek olan kişiler için özellikle böyle bir uygulamayı bu şekilde kurmalarından yana olduğumu düşünüyorum. Sıfırdan başlamak iyidir arkadaşlar. Değişiklik iyidir. Yani bir dağıtım kullanırken ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci hatta yani aynı sistem hard disk üzerinden farklı partitionlara kurarak da kullanmak mümkün. Hatta alternatif olarak Oracle VirtualBox veya VMware Workstation gibi sanal sistemler üzerinden dahi kullanılabilir, denenebilir, live test olarak, live olarak çalıştırılabilir. Zaten birçok bildiğimiz kadarıyla hepimizin Linux dağıtımlarında live çalışma, yani kurulum gerektirmeden live çalıştırma özelliği de mevcuttur arkadaşlar. Şu an gördüğümüz sistemlerin yalın olanlarının aşağı yukarı bende hepsi kurulu arkadaşlar. Bazılarını sanal üzerinden test edip kullanıyorum. Hani ben tecrübe edinmek için hani dağıtımları inceliyorum arkadaşlar. Zaman bulursam eğer, inceleme fırsatı bulursam. Mesela şimdi DistroWatch'ta burada bilinen, bizim çoğumuzun bildiği işte görselliği farklı, tabanı farklı vesaire. Donanımlarımıza uygun olarak bir dağıtım seçiyoruz ve indirip kuruyoruz. Update ediyoruz, işte uygulama kuruyoruz vesaire vesaire. Ama tabii benim anlatmak istediğim tabii ki az çok anlaşılmıştır. Saf ve yalın sıfırdan yapılandırılmış olarak sizin tamamen kontrolünüzde bir dağıtımı kurmak anlayışı gütmekte. Dolayısıyla ben de böyle bir video çekme kararı aldım. Düşündüm ne çeksem diye. Bunun da yararlı olacağı kanaatindeyim. Yani yalın bir sistem kurmadan evvel bir temel araştırmalar yapılabilir, forum desteklerine bakılabilir, kurulum yöntemleri, işte uygulama kurulum yöntemleri, sıfırdan kurup da tecrübelerini paylaşanlar, forum içerisindeki kullanıcıların yorumlarına bakmak vesaire. Tabii incelemeler, araştırmalar da her şeyde olduğu gibi, tüm dağıtımlarda olduğu gibi, uygulamalarda tabii ki önemlilik arz ediyor arkadaşlar. Yani burada ben tavsiyede bulunmayacağım. İnanın hepsi de birbirinden çok hızlı, çok değişik yapıda olan sistemler. Hiçbiri aynı değil. Uygulamalar ve görsellikler benzerlik taşısalar da kesinlikle aynı değiller arkadaşlar. Burada mesela ben Slackware'i hız olarak
Dolayısıyla uygulama, çalıştırma, boyut vesaire, boyut olarak da gerçekten çok etkili buluyorum. Ama bana sorarsanız ilk kullanıcı için kesinlikle değil. Yani orta segment ve üst segmentte olan birinin bir aşinalığı olmuş daha evveliyatında Linux'e kurmasından yana olurum. Yani zor mu? Gerçekten. Yani kurulum yöntemleri aslında zor değil ama yani bilmeyen için zor arkadaşlar. Bir Arch Linux olsun. Mesela Manjaro geliştirmiş kendini. İşte Arch Linux'u rahat kullanıma sunuyor. Farklı dağıtımlar da var tabii aşağı inersek. Burada bir sürü Arch Linux var mesela Arch Linux tabanında. Bakalım ona da. Tavsiye edeceğim bir dağıtımdır. Türkiye geliştiricilerinden Archman var mesela. Türkiye'de geliştiriliyor bu dağıtımda arkadaşlar. Tavsiye edeceğim bir dağıtımdır. Arch tabanlıdır arkadaşlar. Saf Arch. Yani arkadaşlar Pardus var, Debian. Mesela buradan şeye girelim. Yazalım buraya Pardus diye. Pardus, evet arkadaşlar. Pardus da Debian temellidir. Burada da biraz evvelki gösterdiklerim gibi. Yani buradaki Debian temelini alıp Rolling Relays, Customization, özelleştirmeler yapılarak arkadaşlar ilk ve son kullanıcı için kullanılabilir hale getirilip bizlere sunulmaktadır arkadaşlar Linux dağıtımları. Seçmek hangisi iyi, hangisi kötü değil. Ben mevzu o değil aslında. Yani burada yalın olan saf saf Linux dağıtımlarını kurulabileceğini, kurulabiliyor olduğunu, tabii ki kurmadan evvel ön araştırma yaparaktan inanın kurduktan sonra bariz olarak hız farkını kesinlikle hissedeceksiniz. Sıfırdan yapılandırılmış, sizlerin kontrolünde olan bir dağıtım, herhangi bir dağıtım fark etmez. Hem daha yapılandırılmış şekilde daha iyi yol almanızı sağlayacaktır ve ne yaptığınızı bilerek, görerek ve onu uygulayarak yol alacaksınızdır arkadaşlar. Yani tabii ki bilinen dağıtımdan ama bilmediğiniz bir dağıtımı kurduğunuz zaman arkadaşlar, bir de bilinçsiz dağınık kullanıyorsanız hatalar kaçınılmaz olarak karşınıza, bütün dağıtımlarda olacağı gibi karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim şu anda yani herhalde sanıyorum anlaşılmışımdır. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Yalın, saf Linux dağıtımları ile alakalı, kurulabiliyor olmaları ile alakalı, tercih edilebilirliği ile alakalı. Onun için böyle bir video çekme gereksinimi duydum. Sizlere de paylaşmak istedim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.